Merhaba, iyi akşamlar. Tekrar bir yayınla huzurlarınızdayım. Eğer sesimin iyi geldiğine dair teyit alırsam, dostlarımızın gelmesini bekleyene kadar muhabbet edebiliriz. Tamam, Emine Feyza'cığım, çok teşekkür ederim. Elim kolum. Aziz dostlar, geçen haftaki yayında benim küçük oğlumun sesi oldukça fazla gelmiş, bebişimin. Bilen bilir, böyle ömrümün ikinci bağrında Allah bana sevmeyi sevebileceğim bir varlığı emanet etti. 3 yaşında bir kedim var, adı Bebüş. Oğlumla ilişkim şöyle. Normalde evin içerisinde hiç ayrılmıyoruz. Ben yayın yaparken de kapıyı kapatıyorum evin diğer alanlarından, ses gelip de sizi rahatsız etmesin, yayın kalitesini etkilemesin diye. Fakat Bebüş odanın dışında kaldığı zaman oradan beni çağırıyor. Odanın içinde kaldığı zaman da dışarıya çıkmak için tekrar aç diye serzenişte bulunuyor. Velhasıl annem öyle derdi. Anne, bir hırsız tuttum, al da gel, gelmiyor. Sal da gel, salmıyor. Misali bizim Bebüş'le aramızdaki ilişki şimdi uyuyor. Umarım yayın kalitesini rahatsız edecek bir şeyde bulunmaz, etkide bulunmaz. Gerçi bunlar sempatik rahatsızlıklar. Allah başka türlü gadre uğratırmasın bu birlikteliğimizi, devamımızı. Umarım bir hatırlatmada daha bulunayım dostlarımız gelene kadar. Ben Türk filmi serisi çekmeyi düşünüyordum. Aslında buna başlamıştım. Oscar araya girdi. Türk filmi yorumlamayı şu açıdan çok önemli buluyorum. Kendi kültürel kodlarımız, kendi insan ilişkilerimiz konusunda bize çok ipucu vereceğine inanıyorum. Nihayetinde bu hafızada, bu kültürde beslenerek ortaya çıkıyor bu sanat ürünleri. Oradan kendimize dair, bulunduğumuz duruma dair birçok izi sürebiliriz diye düşündüm ben. Epeyce malzeme toplayabileceğim filmi arka arkaya aslında sıralamıştım. Dediğim gibi Oscar girdi araya. İşin garibi, ben Parazit'i vizyona ilk girdiği zaman izlemişim. Bu izlemişim çok önemli benim için. Ve her zamanki gibi de üzerine yazmadığım veya teorize etmediğim, yani düşüncenin konusu yapmadığım bir şey bende duygusal olarak o anda artık ne etkiyi uyandırdıysa kalıcı bir iz bırakmamış. Aynı şey kitaplar için de oluyor. Üzerinde çalışmadan, özellikle paylaşmadan, anlatmadan, mütalaanın konusu yapmadan bir şey sizin için kalıcı bir etki meydana getirmiyor. Yani bir şey düşüncenin konusu olduğu zaman kalıcı bir etki bırakabiliyor. Değilse o anda duygularınıza hitap ediyor. Duygusal bir tatmin veya öfke, her şekilde duygusal bir durum yaşıyorsunuz ve her duygusal durum gibi aynı zamanda o da gelip geçici oluyor. Aynı şey tecrübe için de geçerli. Tecrübeyi de biz eğer düşünceye evriltebilirsek bizden sonraki nesiller için kayda değer bir şey haline dönüşüyor. Değilse birbirimize karşı hayat hikayemizi anlatmak veya en önemlisi ajitasyona dönüştürmekten başka bir şeye de hizmet etmemiş oluyor. Parazit filmi kategorize edilmesi zor bir film. Hiçbir türe uymayan, çok iyi bir senaryoya sahip. Yönetmen aynı zamanda senaryoyu yazan ama güçlü bir film. Komedi var içerisinde, dram var, toplumsal eleştiri var, gerilim var, şiddet var ve bunların hepsi o kadar iç içe ve peşi sıra geliyor ki senaryonun bu hızına ve ilişkiler zincirine şaşırmamak elde değil. Film Oscar'da İngilizce olmayan ilk filmi kazanma başarısına sahip ve aynı zamanda da Cannes'da da ödül almış. O kadar çok ödülü var ki film üzerine çalışınca bu daha çok ortaya çıktı. Ve Parazit'teki her kadraj için yönetmenin çok iyi çalıştığı söyleniliyor. Öyle ki
Kim ailesinin evinde o yüksekçe sekinin üzerinde göz önünde duran klozet sanki modern bir sanat eseri idi. Yani bu tamamen dizayn edilmiş bir görüntü. Sel sonrası o taşan klozetin üstünde içilen Keith sigarası da unutulmaz bir sanatsal sahneydi bana göre. Bu arada bütün mekanların kurgusal olduğunu, doğal ortamda çekilmediğini, her iki evin ve o sokakların da bir set olarak kurulduğunu hatırlatmış olayım sizlere. Ve filmin satır aralarına sıkışmış olan öfkenin detaylar üzerinden hissettirildiği ama hiçbir noktada filmin ideolojik olarak bir slogan atmaya dönüşmeyen bir incelikte kendini ifade ettiğini belirtmem gerekiyor. Bu bağlamda Parazit sinemada aslında o öfke farklara yeni bir şey söylemek konusunda da bize imkan veriyor. Yani ideolojik bağlamın dışında daha gerçekçi bir tavırla duruma bakmamıza imkan tanıyan bir başyapıt. Yönetmen Parazit için palyaçosuz bir komedi, kötüleri olmayan bir trajedi demiş. Ben yönetmenin Kar Küreğici ve Okja filmleriyle de ilişkilendirerek özellikle kapitalizm hakkındaki hikayeleri anlattığını söyleyebilirim. Ve yönetmen kapitalizm bizim hayatımızla alakası olmayan o büyük bilimsel terimlerden biri değil diyor. Kapitalizm hayatımızın ta kendisi. İle aslında bu cümleyle ne yapmak istediğini de bize apaçık şekilde söylemiş oluyor. Hayatın ta kendisi olarak içinde bulunduğumuz ve rahatsız olduğumuz bu sistemi hayatın tam içinden gene bir objektif tutuyor, bir kadraj tutuyor. Ve filmin isminden başlayalım. Parazit bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar da verebilen organizma demek. Ve film boyunca parazit acaba Kim ailesi mi, Park ailesi mi diye sorulabilir bence. Baktığımız yere göre de değişir. İlk aklına gelen insanın o alt sınıfı temsil eden Kim ailesinin bu ailenin içerisinde parazit olarak ama hevesi hatta talebi denilebilir ama emeğinden başka satacak hiçbir şey olmayan mülksüz Kim ailesinin parazit olması bu kadar doğal bir anlatıyla ilk aklımıza gelen unsurken kendi yemeğini pişirip çamaşırını yıkamaktan aciz olan ve bu işleri yapacak emekçilere aslında muhtaç olan Park ailesi mi acaba parazit diye düşünülebilir tam tersinden. Böyle bir sınıfsal ilişkiyi tabii ki Marx'ı konuşmadan veya ona atıp yapmadan anlatmak doğru olmaz. Ve Marx'ın burjuvayı emekçilerin kanını emen parazitik bir sınıf olarak tanımladığını unutmayalım. Bununla ilgisi var mı parazit isminin onu bilmiyorum ama sol söylemle de ifade edilecek olursa burjuvazinin elindeki biriken para işçilerin birikmiş emeğinden başka bir şey değil ve zenginliğin bizden çaldığından başka da bir şey değil. Ali Şerati anlatmıştı Fransa'da okurken bir Fransızın arabası için üzerine bindiğin arabanın üç tekerliği bizim coğrafyanın emeğinden veya toprağın altından veya üstünden çaldıklarınızla yaptığınız bir şey demişti. Ve sınıf ilişkilerini metaforlar aracılığıyla sorgulayan filmde parazit kadar hamam böceği de çok önemli bir metafor olarak kullanılmış. Ve Kim ailesini ve onların şahsında tüm alt sınıfı temsil eden bir metafordu hamam böceği. Ailenin kampa gidip selden dolayı beklenmedik bir şekilde o geri döndüğü sahnede ışıkların açıldığı an herkesin hamam böceği gibi bir şeyin altına girdiği o sahne çok etkileyiciydi. Ve filmin ilk sahnesine dönelim lütfen. O ilk sahnede bodrum katta ilaçlama sahnesiyle başlamıştı film. Ve sanki ilaçlanan fakir aileydi. İlişkisi kurulabilir. Her durumda o ilaçlama üst sınıfta hamam böceği metaforuyla temsil edilen
ailenin de aynı zamanda ilaçlanmasıydı denilebilir. Bu iki sahne arasında geçişkenlik beni çok etkilemişti. Mekan ve sınıf ilişkisine filmin ileriki yorumlarında detaylı bir şekilde değineceğim ama şunu özellikle belirtmek isterim. Filmin esas olanı mekandı, evdi yani. Filmin esas rolü daha doğrusu mekana aitti ve insanlar gelip geçici ögelerdi. Bütün bireyler o geminin tahtalarından ibaretti sanki. Biz bunu platformda da görmüştük. Yani platformda mekanın yapısal özelliği adaletsizlik olarak sunulmuştu bize. Yani mekanın kendi kurgusu ast üst ilişkisini doğuracak yapısal bir özelliğe sahipti. Bunu bu filmdeki evler için de söyleyebiliriz. Yani isterseniz siz bu mekanı dünyanın kurgusu olarak ele alabilirsiniz. İsterseniz insanın doğası olarak ele alabilirsiniz. İsterse de kapitalizm olarak ele alın. Kurgunun kendisi ast üst ilişkisinde bir adaletsizlik üzerine kurulmuş. İnsanın ekstradan bu ilişkiyi bozabilmek için çabalaması gerekiyor gibi bir anlatıyla ilişkilendirdim ben. Dünyada sayısal olarak baktığımızda fakirler hep sayıca fazla. Yani filmde de o yüzden filmlerde de özellikle Türk filmlerinde fakirler istisnasız iyilerdir. Ve hayat neşveleri, özellikle samimiyeti kaybetmemiş olmaları, heyecana sahip olmaları onların payına düşen ve zenginlerin de yitirdiği özelliklerdir. Özellikle zengin kız veya zengin fakir, zengin kız ve zengin erkek, fakir kız veya fakir erkeğe içindeki bu samimiyet, heyecan ve o istisnasız iyi olan o yönlerine tutulur ve kendisinde eksik olanı bu defa fakir üzerinden tamamlar. Bu bütün Türk filmlerindeki anlatı bu zemin üzerindedir. İşte bu filmde fakirlerin gururunu incitmeden onları eleştirebilecek kadar iyi bir yönetmen tarafından çekilmiş diyebilirim ben. Ve genelde fakirleri överler. İnsan da acaba hep öyle kalsınlar diye mi düşünüyor? Fakirliğin bir yerde daha keyifli ve heyecanlı bir hayat tarzı olduğu alt metinle mi veriliyor? Bir zamanlar Hulusi Kentmen üzerinden sermayenin ve burjuvazinin bu topraklarda nasıl bir iyimserlikle karşılanmasının sinema sektörü üzerinden bir mesaj olarak verildiğini de hatırlatalım aynı zamanda. Filmde zengin fakir demeden bence ahlaki bir çöküş bariz bir şekilde anlatılmıştı ve tüm karakterler oldukça irite ediciydi. Kimi tutsanız sanki elinizde kalıyordu. Ve film modern ki bence filmin en başta ele alınması gereken ana unsuru ki beni en çok etkileyen yönü buydu. Modern dünyanın fakirliğinin tanımlandığını ve bize gösterildiğine inanıyorum. Filmin ilk sahnesinde yiyecek değil de akıllı telefonlar için Wi-Fi aramaları bence atlanmaması gereken çok önemli bir detay. Yani geleneksel dünyanın zengin fakir refleksleri, zengin fakir farkları değişiyor. Gerçek hayatta izlerini sürebilmeye imkan veriyor bu film bize ve son yılların küresel anlamda en önemli olgusu haline gelen işsizlikten bir zamanın orta sınıflarının yeni bir tür alt sınıf oluşturduğunu görüyoruz. İşsiz kalmasından ve daha da acısı bunun kanıksanmışlığından bahsedebiliriz. Artık bunlar klasik yoksul garibanlar değil. Kültürel sermayeleri aslında hiç de fena olmayan, her biri kendisini belli ölçüde geliştirmiş, bir zamanlar belli birikimleriyle belli girişimlerde bulunduğunu anladığımız bir aile. Anne mesela eski bir atlet. Baba bir pastane açmış ama kapatmak zorunda kalmış. Kızın bilgiyle, bilişimle, internetle kurduğu ilişkiyi ilerleyen sahnelerde açıkça gördük. Erkek ise çok iyi bir erkek çocuk ise çok iyi bir üniversiteye gidebilecek bir şeye sahipken, bilgiye sahipken ekonomik sebeplerden dolayı gidememiş.
İşte bütün bunlar, bu özellikler kesinlikle geleneksel yoksul aile tanımına uymuyor. Burada yönetmenin bizim özellikle bunu görmemizi istediğine inanıyorum. Çünkü biz o geleneksel kodlarla fakir tamlaması veya zengin ve fakir ilişkisi, ast üst ilişkisini ele aldığımızda bu gerçeğe daha çok yabancılaşmamıza sebep olacak. Hatta bence sistemin olduğu gibi sömürü ve zulüm olarak devam etmesine sebep olacak. Gerçeğin üstünü örtücü özelliğinden dolayı. Bence filmin bize en önemli hediyesi bu modern fakirlikle bizi yüzleştirmesi ve ince detaylarla onu bize apaçık kılması. Ve soğuk savaş döneminden kalma geleneksel alt sınıfın temsiliyetini görmüyoruz artık burada. Yani filmin sorunsalı da zaten bu alt sınıfa düşen aile özelinde bu yeni oluşan sınıfın var olma mücadelesini gösteren ögelerle dolu. Üst sınıfın açıklarına sızma yöntemlerinin de kullanılmasını içeriyor mesela bu. Sermaye, üretim araçları ve ilişkileri son yıllarda öngörülemeyecek kadar büyük bir değişim yaşadı. Artık sol jargonun hani emeğin vicdanı olan o söylemi bile bu değişimi takip edip ona göre bir zihinsel temel veya eleştiri bağlamında oluşturamayacak kadar hızlı değişiyor her şey. İşte tahakküm mekanizmaları da bundan nasibini aldı. Sınıflar ortadan kalkmadı aslında. Yalnızca alt sınıf olabildiğince yayıldı ve üretim araçlarının değişmesiyle yıllar içinde tüm birikimlerinden yoksun kaldı. Artık alt sınıf işçi kimliğinde bile değil. Dolayısıyla bir anlamda bilgideki bu değişimin gerçeğe yansıması aynı zamanda onun tek hayatta kalma özelliğinin de elinden gitmesine sebep oldu. Yani üst sınıfa sıçrama şansı hiç kalmadı. Filmin bunu çok iyi işlediğine inanıyorum. Filmdeki işsizliğe, eğitimli olmasına rağmen işsizliğe yapılan vurgu da bunu gösteriyor. Artık bu insanlar ya kronik işsizliğe mahkum olup kıyıda köşede sadakalarla ya da yevmiyeli işlerle yaşayacak. Pizza kutularını katlamayı unutmayalım. Bu sigortalı bir iş bile değil. Ya da filmdeki gibi varıyla yoğuyla ailenin içerisine girip parazitleşerek varlığını devam ettirmeye çalışacak. Parazit çağdaş bir yoksulluk hikayesini anlatıyor bence ve bunu tespit etmek aslında oldukça zor. Çünkü Wi-Fi talep eden bir fakirlik geleneksel kodlarda fakirlik, ezilmişlik ve alt sınıf olarak kodlanmıyor maalesef. Sonuçta her çağın, her dönemin kendine özgü yoksulluk ölçütleri var. Kim ailesinin yoksulluğu geçim zorluğu kadar aynı zamanda bir düşmüşlük, bir dışlanmışlık da içeriyor. Günümüz dünyasında çoğu ailenin aslında başına gelen bir durum bu. İyi eğitimli, kültürlü, zeki birçok insan kendini bir anda kim ailesi gibi toplumun alt katmanlarında bulabiliyor. Yani bu film kültürel olarak daha üst seviyede olan, ekonomik olarak ise alt sınıfa düşen bir ailenin hikayesi. Bireysel olarak da bunun muhakkak içimizde yaşayan vardır. Sahip olduğu kültürel kodlar, sahip olduğu kültürel birikime, akıl ve zeka kullanımına veya bilgi birikimine rağmen ekonomik olarak en alt sınırda yaşamaya mahkum edilmesi. Geçim ve hayat mücadelesi kişinin imajıyla ilgili bir meseleye dönüşmüş durumda. İşte bu modern fakirliğin ortaya çıkardığı bir sonuç ve sınıfsal anlamda düşmüş olmak belki de en kötü imaj. Biz kim ailesinin kendisi olarak üst sınıf ailenin karşısına çıkamadığından görüyoruz bunu. Ve Parazit'te anlatılan sınıf mücadelesi sadece artık ekonomik bir mücadele alanı değil, aynı zamanda psikolojik bir cephede veriliyor. Bunu ben çok önemsedim mesela. Her şeyden önce alışa geldiğimiz tarzda bir yoksulluk psikolojisine de sahip değiller. Yeni sınıf ilişkilerinde gurur çok önemli bir payda olarak devreye giriyor. Bu ailenin kendilerine acıdıkları söylenemez mesela.
özgüvenleri bu anlamda oldukça fazla. Pizza şirketinden gelen görevliye konuşurken hiç altta kalmadılar. Anne gayet sert çıktı, çocuklar bütün iletişim becerilerini devreye soktular. Kendilerini hiç kimseden aşağı görmüyorlar. Teknolojinin ve bilişimin de bu imkanı verdiğini unutmayalım lütfen. Park ailesinin yanında çalışmaya başladıklarında da durum değişmedi. Kendilerini onlarla eşit, hatta bazı konularda onlardan da akıllı ve üstün hissettiklerini gördük biz. Kim ailesinin mensupları o evin, o zenginliğin altında ezilmemeleri gerektiğinin de farkındalar. Aslında ezilmiyorlar da. Film alt sınıfların modern dünyadaki en önemli sermayelerinin zeka ve özgüven olduğunun altını çiziyor. Bence filmin en önemli mesajlarından biri buydu. Ve bunu incelikle yapıyor. İlk bölümü bu açıdan zenginlerin parası, yoksulların ise zekası var diye özetleyebiliriz aslında. İkinci bölümde ise filmin tonu ironiden uzaklaşıyor. Öykü beklenmedik sulara doğru yol aldı. Yoksullar zekalarıyla elde ettikleri her şeyi biraz da kibirleri ve açgözlülükleriyle kaybettiler. Ve asıl sorun alt sınıfların kendi içlerindeki rekabetten kaynaklandı. Çok ilginç. İkinci bölümün benim için en ilgiye değer yönü olayların genellikle Park ailesinin evinde tam kontrol edemediği alanlarda geçmiş olmasıydı. Bu mesela çok etkileyiciydi. O üst sınıfın kendi hakimiyet alanlarından o bir haberliği de daha sonra zaten görünmezlik bağlamında ele alınacak filmin ileriki yorumlarında. Düşündüğümüzde üst sınıfların yaşam alanları gerçekten çok geniş ve o alanları alt sınıflardan gelen profesyoneller kontrol eder. Kahyalar, hizmetçiler, hatta onların arasındaki o hiyerarşik yapı. Ve sadece bunu alt katlardan sorumlu olmakla yapmazlar. Kanepe ve yatak atlarını da unutmamak gerekiyor. Filmin başındaki o hamam böceği ironik göndermesiyle. Buradaki püf nokta ise görünmezlik. Yani yoksullar zenginlerin göremediği bölgelerde var olup hayat mücadelesi veriyorlar. Alt sınıflar zenginlerin gözü önünde görünmez bireyler olarak yaşadıkları kadar profesyonellerdir. O kadar işlerini iyi yapmışlardır. Yani siz eğer görünür olursanız haddinizi aşmış olursunuz. Sadece işi gören bir unsurdan bir varlığa dönüşürseniz siz işinizi iyi yapmamış olursunuz. Fakat bu görünmezlik durumu alt sınıfların profesyonelleşme özelliğiyle çok ilişkilendirilir. Böyle zenginin parasız yurdun çenesini yormuş derler ya. Çok çok Türkiye'de adını bildiğimiz, ismini bildiğimiz ailelerden birinin yanında çalışan birinden duymuştum. Ben sürekli evinde bu tür insanlar olmasının evin konforunu çok düşürücü olduğunu söyledim. Yani nasıl rahat ediyorlar ki dedim. Çünkü dedi bizi görmüyorlar. O çok ilginçti, gelmişti bana. Aristokrasiyle ilgili bir ara dizi ve film izlediğimde de aynı şeyi fark etmiştim. Ellerini açmış Kraliçe Elizabeth kendisini giydiren hizmetçileriyle yan yana ve çok kalabalık bir ordu. Odanın içerisi dolu. Kraliçe giyinecek. İnsan, o kadar insanın yanında nasıl rahat eder ki diye düşünüyor. Sonradan fark ediyorsunuz. O onları görmüyor. Çok ilginç. Sanki bir askı var yanında diye düşünün. Bunu fark edince anladım. Yani oradaki o görünmezlik ilişkisini ve filmde bunun çok iyi verildiğini söylemeliyim. Ama işte tam bu noktada görünmezliği aşan bir şey karşımıza çıkıyor. O da koku. Evde kurutulmaya çalışılan çamaşır kokusundan biliyorum ben o kokuyu. Çok uzun yıllar bir giriş katında balkonsuz bir evde yaşadım ve evde kurutulan kokunun ve eve sinen o güneş görmeyen ve havalandırma imkanı çok da fazla olmayan o kokunun çamaşırla ve temizlikle giderilebilecek bir yönü de olmuyor. İşte koku filmin en güçlü metaforlarından biriydi. Koku sınıflar arasındaki en aşılmaz farklılığı temsil ediyordu.
Koku ve sınıf ilişkisi, temizlik ve sınıf ilişkisi çok bariz bir şekilde anlatılmıştı. Ben bunu Anadolu'da köyden kente göçen kadınlarda bir titizlik söyleminin, bir temizlik söyleminin ne kadar revaçlı olduğuyla ilişkilendirdim mesela. Ve bu temizlik söyleminin üstten hijyene doğru evrildiğini de unutmayalım lütfen. Yani temizliğin hijyenik aşamaya dönüştüğü en son bir aşaması var ve bu artık üst sınıf aşaması. Yoksulluk kokusunun kaçınılmazlığı son bölümde sınıfsal bir nefret ve öfkeyi de tetikledi. O son sahnede arabanın anahtarını almaya çabalarken üst sınıfı temsil eden babanın kokuya vermiş olduğu tepki adeta şalteri attırdı. Ve artık tek mesele geçim derdi ve para değil, gurur bir sınıf mücadelesi olarak devreye girmiş oldu. Bize dair, bu topraklara dair bir sözü de hatırlatarak devam edeyim. Bir kişi zenginlikten fakirliğe düşmüşse 40 yıl zenginlik kokarmış. Bir kişi fakirlikten zengin olmuşsa 40 yıl fakirlik kokarmış. Zengin ve fakir arasındaki sınıf ilişkisinin bu 40 yıl üzerinden ele alınması aslında bunun çok bir nesil işi olmadığını da bize gösteriyor. O kokunun kendi genimizin içine işlediğinin ve belki de bunun nesle bile aktarılan bir özelliğe dönüştüğünü hatırlatmış olalım. Özellikle bu film bağlamında. Koku aslında benliğin bir sunumu ve dolayısıyla da beden sosyolojisinin bir konusu olarak da ele alınabilir. Yani sadece diğer insanlara nasıl koktuğu değil, diğer insanların kokularına ilişkin ne kadar hassas olduğunuz da günlük yaşamında kişinin kendisiyle ilgili kurduğu ilişki ve kendisinin sunumunun da bir yansıması. Yani kokuya karşı hassas olmak değil ki bu hassasiyet bende çok fazla. Uzun yıllardır kokuya karşı ne kadar hassas olduğumu bu kansızlıkla ilişkisini kurarak falan anlatıyorum. Ama bunun nihayetinde sınıfsal bir gösterge olabilirliği ile ilgili de bir iz sürüyoruz bu filmde. Koku ve soyutluk arasında bir ilişkiyi uzun süredir merak ediyorum zaten. Yani bu konuda okumak, anlamak, özellikle psikolojiyle bu konu hakkında temas kurmak istiyorum. Yani koku, hafıza ve soyutlama arasındaki ilişki. Mesela tırnak da koku hassasiyetine benzer bir sınıfsal gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Uzun ojeli tırnakları olan kadınlar yer temizlemiyordur, çamaşır çitilemiyordur, bulaşık yıkamıyordur büyük bir ihtimalle. Kendisi için bunları başkalarının yapabileceği bir imkanın sahip olduğunun da göstergesi aynı zamanda. Bu ayrıntı ile kendisi için bir sınıfsal pozisyonu da imgelemiş oluyor aslında insan. Ve erkekler için bunun benzer imgesini tabii ki kravat. Kravat da başka bir sınıf imgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bedensel devinime engel olacak, ayak bağı olacak bir aksesuar aslında. Kravat boynu sıkar, nefes almayı zorlaştırır. Bedensel etkinlikte daha da ısınan boyun bölgesi işte geniş, yani gayri ihtiyari açılarak rahatlatılmaya çalışılır. Bedensel etkinlikte daha da ısınan bu boyun bölgesine takılan kravat aslında onunla koşuşturulamayan ve beyaz yakaların sahip olduğu zihinsel üretimin de bir göstergesidir. Dolayısıyla beden emeği harcayan herhangi bir işçinin çalışma kıyafeti olamaz. Erkek de bedensel bir handikap olarak kravat ile işe giderek bedenin değil de zihninin emeğini yediğini veya kazandığını aslında imgeler. Ve işte kravatını çıkartıp kollarını sıvayan bir insan artık taşın altında elini sokacağını gösterir. Yani ameli bir işe gireceğini, fiili bir üretime dahil olacağını göstermiş olur. Unutmayalım, geleneksel dünyada zihinsel üretim, yani zihnin bir ekonomiye dönüşmesi hemen hemen yok denecek kadar azdır. Halbuki
marka sahibi olmak, zihnin para ürettiği, kaslarla değil, fiili emekle değil ama zihnin emeğinin artık bir ekonomiye dönüştüğü, hatta büyük ekonomilere dönüştüğü inovasyon dediğimiz şeyler bunlar veya marka üreticileri düşünün, fikir bulucular diye düşünün. O yaratıcılık yönü güçlü olan insanlar. O yüzden zihnin bir emek olarak bir ekonomide karşılığı olması modern dönemin ortaya çıkarttığı bir sonuç olduğunu da unutmayalım lütfen. Birçok detayla sembolize edilen zenginlerle ve fakirlerle de empati kurmakta zorlanıyoruz. Zenginlerle zaten pozisyon olarak kuramam ama ikisiyle de kuramıyoruz. Yani ben hiçbir zaman bir tarafa geçemedim mesela, öyle diyeyim. Ahlaki yozlaşmadan pay alan fakirler acaba haklılığını yitirdiler mi diye bir soru geldi mesela böyle bir düşünceden sonra bana. Veya acaba haklılığı yitirmenin bir sınırı var mı? Bir çizgisi var mı? Mesela bir kırmızı çizgisi var mı diye sordum. Fakir olmakla haklı olmak veya fakir olmakla haksız olmak arasında direkt bir ilişki kurulabilir mi? Mesela haklıyken başlayan bir şey daha sonra nasıl bir haksızlığa dönüşür? Bunu Rockefeller'la yapılmış bir röportaja atıf yaparak açıklamaya çalışayım. Yani anladığım kadarıyla Rockefeller'a soruyorlar. Diyorlar ki sermayenizi şey yapabilir misiniz? Hesabını verebilir misiniz? Diyor. O da diyor ki ilk 5 yıl hariç hepsinin hesabını verebilirim. İnsan bu cevap karşısında şey diyor, o ilk 5 yıl sonra artık siz sermayenin hukukunu, o sermayenin sistemini, düzenini kurmuş ve haklı olabileceğiniz gerekçeleri üreten bir sistem kurmuşsunuzdur zaten. Artık siz haklı olan, yardımsever olan ve iyi olanısınızdır. Alt sınıf için de aynı şey geçerli mi diye düşündüm. Mesela acaba ilk 5 yıl haklı, daha sonra da kriminal vakaların odağında ahlaki yozlaşmanın yeri veya temsil ettiği bir sınıfa mı dönüşüyor? Yani haksızlık, kötülük, açgözlülük artık onunla eşleşen bir özellik halini mi alıyor? Uzun süren fakirlik, uzun süren savaşlar insan şahsiyetini, ahlaki yozlaşmayı hatta dayatır insana. Hani fakirlik bir kapıdan girince, açlık bir kapıdan girince din, iman, ahlak, her şey öbür kapıdan çıkar. Bunu mu hatırlamalıyız acaba diye düşündüm. Ve kötü olduğu için fakir diyemeyiz ama fakir olduğu için kötü denilebilir bir sınıfsal özellik tanımlaması yapılabilir mi? Kronikleşen fakirlik sınırları için diye düşündüm. Yani fakirin elindeki artık tek sermaye hile, hurda veya ne diyelim işte parazit olarak herhangi bir yapının içerisine sızma, illegaliteden bahsediyorum, çaresizliğin ortaya çıkarmış olduğunu bahsediyorum. Bay Park'ın kendisiyle ilgili aşağılayıcı yorumlarını biz işitmeden çok kısa bir süre sonra filmin bir kilit sahnesi vardı. O kilit sahnede Kim ailesinin babası zengin ama iyi insanlar diye bahsettiği anda karısı da zengin ama iyi değil. Zengin olduğu için o kadar para olsaydı ben de iyi olurdum sözlerini bu yukarıdaki bütün anlatıyla eşleştirilebilir diye düşünüyorum. Ve merdivenler. Merdivenler önemli bir metaforik anlatımdı. İçe geçmiş hayatlar arasındaki ilişki bir şekilde kurulmalı simgesel bir ögeyle. Bu filmde de merdivenlerle kuruluyor. Biz merdivenleri artık bir yerden sonra hiçbir yere açılmayan bir sınıra kadar yönetmenin götürdüğünü gördük, o sığınağa kadar. Biz merdiven benzeri şeyi platform filminde de görmüştük. Yani yapısal olarak dünyayı ast üst ilişkisi ve hiyerarşik bir yapıda kurgulayan bir anlatının aynı zamanda bu sınıflar arası ilişkiyi kuracak bir simgeye de ihtiyacı var. Ve işte merdivenler aşağı doğru fakirliğe çıkarken en son açıldığı yer artık insanın insan olarak kalamayacağı bir yer ve yeryüzünün aslında kapandığı bir yer. Hades anlatımı Antik Yunan'da onu bana hatırlattı. Ve işte keskin hiyerarşik yapıların arasındaki ilişkiyi nesnel olarak simgeleyecek bir anlatım
ihtiyacı hissediliyor. Burada da bunu merdivenler fazlasıyla yapmışlardı. Ve taş metaforu çok önemliydi. Bu topraklar için de çok önemli aynı zamanda. Fakat buradaki sınıflar arası farkın uzak doğu kültürünü daha yakından tanımış olsak, arka planındaki kültürel ilişkileri, din boyutunu veya yakın tarihte yaşananlarla ilişkilendirsek belki filmi anlatmamız daha gerçekçi olabilir. O yüzden sınıflar arası farklar, zengin ve fakiri tanımımız ve onlar arasındaki ilişkilerin kültürel bir boyutu olduğunu da unutmayalım lütfen. Bağlamla ilişkili nihayetinde. İşte bu topraklarda da taş benzeri metaforları kullanabiliriz aslında anlatı dili olarak. Yani rasyonelite devrede çıkınca totemler ve ritüeller devreye giriyor. Rasyonelitenin onun aleyhine olduğu sınıflar için, yani eğer gerçek bir sınıfın aleyhine ise, o gerçeği, gerçek o sınıfı kusuyorsa ve kabul etmiyorsa, din mistizm boyutunda totemlerle devreye girecektir. Aynı zamanda dinin teselli edici yönünün de burada devreye girdiğini unutmayalım. O insanın aklının kaçırmasını engelleyen boyutuyla devreye girer. Ümidin tamamen ortadan kaybolduğu ve trajedi yaşanırken onu drama çevirir en azından. Bazı işte bu tür mistik ögelerle. Filmde de hediye edilen taş bu tür bir özelliğe sahipti. Dilek taşı kısa sürede zengin olma ümidini temsil ediyordu. Taş bilgi kayası olarak, geleneksel bir form olarak uzak doğuda varmış. Fakat ilginç olarak filmin sonunda bir silaha dönüştü. Bence çok önemliydi. Yani sadece taş üzerinden ve taşın hikayesi üzerinde de film ayrı bir katman olarak anlatılabilir diye düşündüm ben. Fakat ilginç bir şekilde biz taşı en sonunda suda yüzerken gördük ve taş olmadığıyla yüzleştik. Gerçekte bir taş değilmiş. Onun etrafında dönen bütün o ümidin de çok acımasız bir şekilde yerini karamsarlığa da değil kötümserliğe bıraktığı sahne diye, özellikle o totem üzerinden ümit besleyenler için denilebilir. Yağmur'da gene anlatı olarak çok güçlü bir kullanıma sahipti. Kentin sokaklarında yukarıdan aşağı doğru inerken sular, onlarla birlikte aşağıya doğru adeta fakirleri de önüne katıp götürdü diyelim. Sel sahnesi bir bütün olarak çok etkileyiciydi. Parkların evi şehrin yukarısında, bulutlara, gökyüzüne ve güneşe daha yakın. Kimlerin evi ise en aşağıda, kanalizasyonun hemen üstünde. Fakirlerin suyla ve yağmurla kurduğu ilişkiyle zenginlerin kurduğu ilişki çok farklıydı. Dediğim gibi birini sürükleyen ve kendi gerçeğine taşıyan bir özelliği vardı sel sularının. Yağmur her iki ailede farklı algılanırken biz yağmurla romantizm nerede yapılır onu da görmüş olduk. Hangi zamanda, nerede, hangi mekanda ve hangi imkanlarla yağmur romantik bir ögeye dönüşür. Sel baskınının ertesi gününde arabada evin hanımı dünkü yağmur çok iyi oldu dediğinde önde şoförün o yağmurla, selle yaşadığını ne anlayabilir, ne de bilebilir, ne fark edebilir. Hatta o gerçeğe inanamaz bile belki, öyle bir standardın olabileceğine. Bodrum kat çok bariz bir şekilde bize ifade edilen bir mekansal anlatımdı. Ve Seul'de Benjihalar denilen bodrum katlarının tarihi Kuzey ve Güney Kore savaşlarının kalmış olduğu savaşlarının sonucunda kalmış olan bir mekansal üretim. Yani onun sonucu ve filmde iki bodrum katta da aslında felaket yaşanıyor. Sığınak olarak kullanılmak için yapılan evin en alttaki kısmı oldukça yerin altındaydı. Bodrum kattan da aşağıdaydı, onu unutmayalım. Kim ailesinin bodrum katı gene yaşamsal anlamda bir ögeyi kendi içinde barındırırken diğeri buna da imkan vermiyordu. İşte bu aşağı metaforunun ancak savaş için, yani hayatta kalma güdüsü için tercih edilmesi gereken bir yer olduğuyla karşılaştık. Yani Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki savaşta
hayatta kalabilmek için insanın tercih edeceği bir yer olarak bir tarihsel anlatımı var. Fakat işin garibi burada savaşta olunmadığı bir zamanda birileri için yaşam alanı olması çok ilginç. Yani hemen şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Fiili savaşın olmadığı ama toplum içinde görünmez bir savaşın varlığına mı işaret ediyor diye sorulabilir mesela. Bence çok önemli. Madem sığınakta yaşamak bu kadar genel geçer bir çözüm olmuş, o halde görünmez bir savaş var bu ülkede. Ve aslında bu savaşa işaret edilemiyor. Nesnel olarak gösteremiyorsunuz bu savaşı. Bir şiddet var, bir zulüm var aynı zamanda. Ve insanlar aslında kaçacak yer arıyorlar diye düşünüyorum lütfen. Hayatta kalabilmek için. Ve işaret edilemez bir savaş olması da aslında yanılsamaya ne kadar müsait olduğunu, yani gerçek değilmiş hissinin de ne kadar kolay oluşabileceğini gösteriyor bize. Ve bu savaşı görebilmek ayrıca bir eğitim gerekiyor, ayrıca bir öğretim gerekiyor. Çünkü nesnel olarak karşınızda değil, sizin bunu tekrar bir eğitim yöntemiyle ortaya çıkarmanız gerekiyor. Evin altındaki bodrum kat, aşağının da aşağısı olarak yerin altını işaret ediyor. Artık yaşayabileceğiniz tek yer aslında yerin altı, eğer cehennemi ifade ediyorsa yeryüzünde artık o sınırdasınız. Ve dünyayla hiçbir irtibata da geçemiyorsunuz. Filmin en sonunda ortaya çıkan şey bu. Yani bütün gerçek kaybınızı, yeryüzünde bütün gerçek kaybınızı kaybediyorsunuz. En son sahnelerdeki o bodrum kattan çıkamayacak olmak, bir sınıfın kemikleşmiş halinin asla değişmemesi demek aynı zamanda. Yani sınıflar arası farklar DNA gibi kalıtsal bir özellik taşıyor ve nesillerden nesillere aktarılıyor. Miras gibi. Fakirliğin miras gibi aktarıldığını düşünsenize. 3-4 nesil bir insanlık dramı veya trajedisi devam ediyor ve siz bundan evladınızın da çıkamayacağını görüyorsunuz. Hiç ümit yok. Yani 2-3 nesil olmaması ne demek? Tünelin ucunda hiç ümit görmemeniz demek. İşte bu sistemin ne kadar mekanik olduğunu, ne kadar büyük bir sistem olduğunu, organikliğini yitirdiğini ve zulümle şekillendiğini de gösteriyor bize. Çünkü bir şeyin organik olması, değişime açık olması, aynı zamanda insan çabasıyla değiştirilebileceği ve iyileştirilebileceğini de gösteriyor. Çünkü organizma iyileşebilen bir varlık diye düşünün. Ama mekanizma öyle değil. Onu ya kırmanız, dökmeniz gerekiyor iyileşmesi için. Hatta iyileşme bile söylenemez ona, tamir etmek diyelim. Üst sınıf ile alt sınıf arasındaki farklar da bence tek tek ele alınmalı. Mesela kültürel farklar sınıf çatışmasının en bariz özelliği aslında. Yani din ve sermayenin tarihi o toplumdaki sınıf farklarının yaşandığı şiddeti de etkiler. O yüzden sınıf farklarının ve özelliklerinin kültürel bağlamda ele alınması gerekiyor. Bir toplumun hafızası, mesela sermaye kaç yüzyıldır egemen o toplumsal yapıda. Bu o toplumsal yapının sınıf mücadelesindeki algıyı da etkileyecek bir bağlam mesela. Zengin fakir ayrımının filmde çok ince bir ayarla işlendiğini ve sınıflar arası ayrımın tecrübe edilmiş, alışılagelmiş kalıplarla gözler önüne serilmediği ama birçoğumuzun sadece hissiyat olarak fark ettiğimiz bir anlatımla bize adeta hissettirildiğini gördük. Bu oldukça modern bir yorumlama. Yani gerçeğe bu kadar temas etmesi, ideolojik bir kullanıma da ihtiyaç hissetmemiş. Hani bir metin halinde bile yazmamış. Bazen hani öyle ideolojik filmler izliyoruz ki anlatımı da çok verimli oluyor. Çünkü resmen diyaloglarda ideolojik söylemler, aforizmalar var. Bunlar burada, onlar da yoktu. O yüzden filmin çok gerçekçi olduğunu söylemek isterim. Yönetmen iki farklı sınıfı keskin yaşamsal pratiklerle birbirinden ayırmış. O yüzden gerçekçi diyorum. İki aile arasındaki eşitsizlik ve sınıf farklı, zengin ve yoksul iki evin arasındaki büyük uçurum da bize anlatılıyor. Mesela evlerden biri Seul'un tepelerinde parıldayan bir konak, diğeri ise bir bodrum katı.
Ve evlerin en önemli özelliği doğal ışık kaynağından nasiplenme oranları. Bu da pencere ölçütleriyle ele alınmış. Özellikle pencerelerin güneş açılarından yararlanabilmesi için özel dizayn edildiği söyleniliyor. Bu iki ev arasında diğer fark da yerde mobilyaların altında gezen canlıların farklılıkları. Bir yerde hamam böceği iken diğerleri de alt sınıf artık mobilyaların altında geziyor diye düşünelim. Çok acımasız bir yorum ama kabul etmek lazım ki filmde anlatılan gerçekçi bir yönü vardı. Kim ailesi sokak ilaçlamasıyla bu böceklerden kurtulmaya çalışırken Park ailesinin bu istilanın önüne geçebilecek ellerinde bir materyal yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve sınıf farkının pencereden gördüğü dış açının da belirleyici bir fark olduğunu söylemeliyim. Yani sürekli ayak altında olmakla ilgili bir görüntü var. Ayak altında olmak. Birilerinin ayağının altında eziliyor olmak. Pencerenizin hemen yanına tuvalet ihtiyacının giderilmesi veya bütün tozun, dumanın ve pisliğin sizin yaşam alanınıza dolması, bütün bunlar bence çok iyi anlatılmıştı. Zenginlik daha parlak ve temiz bir evle, fakirlik ise daha az ışık ve kirlilikle yansıtılmış. Eve yerleştikleri o akşam çok büyük bir ayrıntı dikkatimi çekti. Mekan kullanma şeklinin bu iki sınıfın farklılıklarına bariz bir işareti vardı o sahnelerin. Yani alt sınıf düzensiz, iz bırakıcı ve bir kuralı olmayan laleyten bir ilişki kuruyor mekanla. Ve o anki duyguların pervasızca yaşanmasıyla ilişkili bir sınıf davranışı. Görmüşsünüzdür, bazı aileler yiyip içer. Bir tarafta çekirdekler, işte mandalina kabukları bilmem ne, mekan kullanımı, yastıklar bir tarafta. Hatta rahat ve samimi aile olmakla ilişkilendirir mesela bu tür mekan kullanımları. Fakat karmaşıklık ve düzen de bu iki sınıfın en belirgin özelliği olarak yansıdı bende. Mesela hiçbir zaman bozulmamış mekanla kurulan ilişki adeta sanatsal bir eser olan bu eve duyulan bir saygının da ifadesi gibiydi. Ve alt sınıfın kendi içinde çatışması önemli bir ayrıntıydı filmde. Yani Parazit filmi bize kıyasaya rekabet üzerine kurulu kapitalist toplumda işçi sınıfı arasında dayanışmanın olmadığını da gösterdi. İhtiyaç anındayken birbirlerine biz kardeşiz, biz ikimiz de düşkünüz demelerine rağmen fakirler arasındaki savaşı diğerinin zaafını bilen kazandı. Yani şeftaliye alerjisi olduğunu bilen. Bu da bir zeka göstergesi. Yani bir gedik kovalamak, bir açık kovalamak ve o açık üzerinden işte o ahlaki dejenerasyonu da görüyoruz. Bakıldığında bu iki aynı sınıfa mensup ailenin niyetleri bulundukları alanı ele geçirmek de değil. Yani düşmanları zenginler de değil aslında. İnsani koşullarda hayatta kalmaya çalışıyorlar ve bunun için aralarında başlayan mücadele hikayenin aslında geriliminin ana unsuru. Çok enteresan, zengin ve fakir arasında bir gerilim yaşanmadı. Sanki Park ailesinin babası orada hani bir duygusal boşalmaya sanki şey oldu. Hani ne denir? Onun kadrine uğradı gibi. Asıl düşmanlık alt sınıflar arasındaki mücadeleden kaynaklanıyordu. Hayatta kalma mücadelesi bence orman kanunlarının geçerli olduğu acımasız bir alan. İşte o alt sınıftaki mücadelenin de bir orman kanunu olarak uygulandığını görüyoruz. Ve doğal dünya kuralları, orman kanunları insan için bir düşüş. İnsanı insan olmaktan çıkartan kuralları var. Çünkü biz hayvan değiliz. Biz açıklar üzerinden insanı diskalifiye etmeyi düşünmeyiz. Hayatta kalmak için insan eti yemeyiz mesela. Finaldeki trajedinin kökeninde yoksulların kendi içlerindeki rekabet vardı. Bence bu trajedi olarak çok büyüktü. Yani rekabet paradan ziyade zenginlerin göremediği yaşam alanları üzerinden çıkıyordu. Ne yazık. Görünmez olabilmek için. Görünmez alanların iktidarını elde edebilmek içindi.
Tam da burada filmin adını hatırlayabiliriz. Parazit olabilmek içindi bütün. İnsanın parazit olabilmek için çabalamasıydı acı verici olan. Ve zenginlerin yanında parazit gibi yaşamak, yoksulların tek çıkış noktası olduğu sürece de bu alt sınıf içindeki savaşın bitmesi mümkün değil. Peki zenginler için ne söylenilebilir bu filmde? Bir sınıf karabasanı var. O sınıf karabasanı da güvenlikli duvarların ardındaki evlerinde kendilerini güvende hissetmemeleri ve film de bunun üzerine kurulmuş. Yani ayrıcalıklı sınıfın korkuları üzerine kurulmuş. Ve Park ailesi üyeleri görünürde çalışanlarına karşı aslında son derece incelikli ve kibar tavırlar içindeylerken biz Park ailesinin sorun ettiği şeyleri Kim ailesinden çok farklı parametrelerde bulduk. Yani ufak tefek şeyleri daha çetrefilli hale getirmek en bariz özellikleriydi mesela. Bu ailede nezaketle ahmaklık, kurnazlıkla saflık arasındaki sınırlarda da gezinen diyaloglar vardı. Ben bunu zenginler aptallar veya saflar diye okumadım. Şöyle diye düşündüm. Acaba dedim, zengin olmanın saf olmaya ve hata yapmaya imkan verdiği bir lüks sınırından mı bahsediyoruz? Yani bir insana güvenmediğinde de hayatı mahvolmuyor mesela. Bir kere hata yaptığında da mahvolmuyor. Çitler filmini hatırlayın. 3 kere ıskalayabilirsiniz diyordu hatayı. 3 hayatı 3 kere hata yapabilirsiniz. Bir daha geri dönülmez bir şekilde kaybedersiniz hayatta onurlu yaşama şansınızı diye. Günümüzde bu sınıfın organik beslenme, ki ben bunu duyduğumda tüylerim diken diken oluyor artık. Bu organik beslenme, çocuk eğitimi, abartılı çocuk eğitimi, abartılı çocuk hassasiyeti üzerinden dizayn edilmiş bir üst sınıf replikleri vardı. Ve diğer konularda da aşırı hassas. Tutumları zenginlerin en belirgin özellikleriydi. Zengin adamın işçileri için haddini aşmamaları benim için çok önemli. Kokularını bile tolere ederim demeleri çok önemli. Çünkü fakirliğini bilecek, zenginlere denkmiş ve eşitmiş gibi devreye girmeyecek. O zaman kokusuna bile katlanabilirim. Yani burjuva haddini aşmadıkça diğerlerini görmez. Görünür olmayacaksın. O sınırına var olma sınırına yaklaşmayacaksın. O had aşımını böyle anladım mesela ben. Peki zenginlerin zaafları neydi filmde? İşte dediğim gibi saflık ve kerizlik bir lüks olarak karşımıza çıktı. İşte o benim oğlum zeki ama çalışmıyor diyaloğunun da bir üst sınıf söylemi olarak genel bir kadın modeli söylemi olduğunu görmüş olduk Uzak Asya'da bile. Ve Kim ailesinin annesinin zenginler tüm buruşuklukları ütülerler söylemi de çok ilginçti. Ben olumlu bakma, olumlulayabilme imkanına sahipler diye anladım mesela. Herhangi bir buruşukluk onun giderilmesi anlamında imkanları da hemen yanında getiriyor. Çünkü bu insanlar için. Onlar mutlu olacakları meslekleri de seçebilirler. Hatta bunu tekrar edebiyat kitaplarıyla veya psikoloji programlarıyla satarlardı piyasaya ve fakirlere mutlu olacakları meslekleri seçmeleri gerektiğini söylerler. Biri için hayal olan, diğeri için gerçeğin ta kendisidir adeta. Onlar mutlu olacak meslekleri seçebilmiş şanslı insanlardır. Fakat ilginç olan Kim ailesi burjuvanın bütün kodlarını çözmüş ve bunları onların aleyhine kullanabilecek bir zekayı ve pratik akla da sahipler. Parazit filminin diğer bir önemli unsuru da çok da az bir zaman kaldı. O kadar da çok anlatacak şeyim var ki umarım yetiştiririm diye düşünüyorum. Özgürlük, bireyin özgürlüğü problemi. Ben özgür olmak acaba gerçekten ne anlama geliyor? İnsani ihtiyaçlarımızı sağlayamadığımız bir sistemde bireysel özgürlük talepleri veya söylemleri ne kadar gerçekçidir diye düşündüm. Acaba bu sosyal adaletsizliğin üstüne örtücü bir yönü var mıdır diye mesela özellikle filmi izlerken
sarsıldığımı söyleyebilirim. Yani temel ihtiyaçları karşılanamazken özgür olan bir insan ihtiyaçlarını özgürlüğe tercih edebilecek kadar tutsak mıdır aslında? Yani bireysel özgürlüğün, sosyal adaletin sorgulanmasını örtücü bir yönü olduğunu düşündüm. Yani bireysel özgürlüğe bu kadar atıf yaparken aslında sosyal adaletin üstü mü örtülüyor diye düşündüm ben mesela. Mekan ve sınıf özellikleri arasındaki ilişki de filmde çok önemliydi. Yani geniş mekan kullanımı. Biz geniş zaman kullanımını The Time filminde izlemiştik. Fakirlerin zamanı satın alacak paraları olmadığı için hep telaşlı ve acil işlerini görürlerdi ve zenginle fakiri arkadan baktığınızda hızlarından ve aceleliklerinden ayırt edebiliyordunuz. Bir davranış özelliği düşünsene, hayatla kurduğumuz ilişki konusunda. Burada da mekanı kullanma şekliniz bir sınıfsal özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yani geniş mekan burada çok bariz bir şekilde karşımızdaydı. İki pencereden görünen manzaranın o genişliğiyle evdeki az eşya ve boşluk alanla diğer evdeki o sıkış tıkışlık ve özellikle alt sınıfın eşyaların saklanması özelliği çok bariz bir şekilde verilmişti. Yani mekan genişliğinin yanı sıra aynı zamanda kişisel mahremiyetin de bu iki ailenin yaşam alanlarında farklı olduğunu görüyorsunuz. O alt sınıfın ailesinde kişisel mahremiyet alanlarınız yok. Hatta tuvalette bile mahrem alanda değilsiniz. O yüzden bütün ilişkiler yan yana ve samimiyet içerisinde. Samimiyetle mekan darlığı arasındaki ilişkiyi de kurmadım değil. Yani geniş mekan kullanımını sadece biz konut mimarisinde rastlamıyoruz. Ucuz markaların o perakende alışveriş yerlerindeki tıkış tepişliği düşünün lütfen. Bir de lüks markaların 500 metrekarelik mağazalarında 3 tane ayakkabı, 3 tane gömlekle aslında o mekanı bütün masraflarına göre, masraflarına rağmen tolere edebilecek bir prestije sahip marka. O markayı kullanan da bu prestijden aynı zamanda yararlanıyor diye düşünelim lütfen. Ve yıllarca mahzende sığınakta kalanın hala efendisine şükranlarını sensörlü olmayan bir lambayı sensörlüymüş gibi onun hatırına şey yapıyor olması çok etkiledi beni açıkçası. Bu kadar mı dedim. Ve Güney Kore olunca mesele bir şey Amerikansa iyidir çadır için. Çadır su geçirmez. Su geçirir mi acaba diye sorusuna Amerika'dan getirdim. Geçirmiyor olması gerekir durumda hemen yakalıyorsunuz. Çünkü nihayete kapitalizmle modernleşme, Amerikanizm arasında da ilişkiyi kurmakta hiç zorlanmadık biz. Güney Kore olunca mesele Kuzey Kore'ye karşı siyasi olarak sırtını dayadığı odağın da Amerika olduğunu düşünürsek bu mesajın da yönetmen tarafından iyi verildiğini söylemeliyim. Ve geçtiğimiz yıl filmin finali hakkında verdiği bir röportajda yönetmen diyor ki Kim ailesinin oğlunun evi satın alabilecek kadar zengin olup babasını yer altından kurtarabileceği fikri hakkında bir takım açıklamalarda bulunmuş ve demiş ki eğer film o ikisi sarıldıkları anda bitseydi izleyiciler evet evi alması mümkün diye düşünürlerdi. Ancak kamera gene unutmayın lütfen aşağıya indikçe gerçeğe indikçe acıya şahit oluyor aynı zamanda. Gerçek aşağı ve acı arasındaki ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Ve oldukça üzücü bir sahne. Hepimiz biliyoruz ki bu çocuk o evi satın alamayacak diyor yönetmen. Üzücü olmasına rağmen film için bunu daha uygun buldum demiş. Karamsar bir sonla bitiyor film. Yani kurtuluş tamamen hayalden ibaret kaldı. Bunu kapitalizm eleştirisi birçok yorumda da okudum. Yani kapitalizm ve sınıf ayrımı ve bu zulüm ve bu kurulmuş olan sistem ağı çökertilemez. Bu ideoloji yenilebilir ve alt edilebilir bir ideoloji değil. Ancak kırsal ölecek, yani doğal alan yok edilmiş olacak veya kıyamet senaryolarıyla biz kapitalizmin üstesinden gelinebilir. Yani aslında insanlığın bitimi, çünkü kapitalizm gönüllü bir kölelikle ortaya çıkartan, insanın zaaflarının tercih ettiği bir sistem algısı. Bu filmde insanların çoğunluğunun yerin
çoğunluğu için yerin altının yerin üstünden daha yaşanabilir olması çok acı vericiydi. Yerin altı ne zaman yerin üstünden daha hayırlı olur ve yaşanabilir oluru biz aslında izledik. Peki hiç kötüsü olmayan bu filmde insanın insan kalamayacağı hayatlara mahkum olduğu bu kötülük nereden ve nasıl ortaya çıkıyor? Bence bu soru bu filmi yorumlarken bizim varmamız gereken en önemli noktalardan biri. Eğer bireysel olarak kimsenin üzerine yıkamayacağımız bir kötülükse bu kötülük nereden ve nasıl çıkıyor ve insanlara yerin altını üstünden daha hayırlı hale getiriyor. İzleyerek ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.